Merhabalar, ben doçent doktor Gülhan Kurtoğlu Çelik. Ankara Şehir Hastanesi Acil Kliniği'nde pandemi döneminde COVID ile ilgili koordinasyondan sorumlu öğretim üyesiyim. Burası Ankara Şehir Hastanesi'nin ayaktan hastaların başvurduğu yer. Ayaktan hastalarımız başvurduğu zaman bu kapıdan acil servisimize giriyorlar. Hemen acil servisin önünde girişte oluşturduğumuz ön triyaja başvuruyorlar. Ön triyajımız Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerileri dahilinde COVID soru işareti olan hastaları tamamen ayırt ederek normal ve COVID'li hastaları farklı alanlarda bakmaya yönelik planlanmıştır. Bu alanda gerekli bilgilendirmeler vardır. Sağlık personeli arkadaşlarımız oluşturduğumuz algoritma sonrasında COVID düşünen hastaları onlar için ayırdığımız özel alana yönlendirmektedir. Oluşturduğumuz ön triyajda hastaların COVID ile ilgili semptomlar olup olmadığını, yani ateş, öksürük, nefes darlığı semptomlarını, aynı zamanda COVID ile ilgili öyküsünü, yani COVID ile ilgili bir temas öyküsü var mı, bunları sorgulayarak hastaların gideceği alanı belirlemeye çalışıyoruz. Ön triyajda değerlendirdiğimiz hastaları eğer ki COVID düşünmüyorsak normal akış algoritmamızı uygulayarak acil servis içerisinde triyajları yaparak ilgili alanlara yeşil ve sarı şeklinde hastalarımızı yönlendirebiliyoruz. COVID düşündüğümüz hastaları ise yönlendirme personelleri eşliğinde hazırladığımız yönlendirme levhalarıyla ayarladığımız alana doğru hastaları yönlendirmiş oluyoruz. Bu alanda ayrıca termal kamerada yine ateşi yüksek hastaların acil servis girişinde saptanmasında bize çok yardımcı oluyor. Tamamen COVID düşündüğünüz hastaların alanlarını bu şekilde ayırmayı başardık. Sağda gördüğümüz olan bizim normal erişkin acilin ayaktan başvuran hastaların bekleme koltukları. Bu alanlarda da sosyal mesafeye özellikle dikkat edilmesi gerektiği şeklinde düzenlemelerimizi yaptık. Şimdi COVID hastalarının kabul edildiği poliklinik ve gözlemlere doğru gidiyoruz. Buradaki bekleme salonu COVID polikliniğine giren, tetkik yaptıran ve sonuçlarını bekleyen hastaların bulunduğu bekleme salonu. Onları da tamamen ayrı bir yerde ve bu şekilde bekletiyoruz. Öksürük, nefes darlığı, ateş ve aynı zamanda COVID'li hastayla temas gibi hikayesi olan hastalar ön danışmadan sonra, ön triyajdan sonra bu alana yönlendirilir. Hastalar bu alana girdikten sonra soldaki kayıt deskinden kayıtlarını yaptırırlar. Ekranlarda hem hastaların sıranın kimde olduğunu hem aynı zamanda sonuçların çıkıp çıkmadığını görebilmekteyiz. Bu alanda da yine sosyal mesafeye özellikle dikkat ediyoruz ve hastaları sınırlı sayıda birbirine çok temas etmeyecek şekilde içeriye yavaş yavaş alıyoruz. Burası COVID hastalarının poliklinikte değerlendirdiği alan. Bu arada şu anda 5 tane poliklinik olarak aktif bir şekilde hastalarımızı değerlendiriyoruz. Aynı alanda hem poliklinik hizmeti verirken ihtiyacı olan hastalarda kan alınması, vital bulgu bakılması, EKG çekilmesi hepsini yapıyoruz. Bu alanda hastanemizin yönetiminin oluşturduğu ortak asistan havuzundan bize destek veren asistanlarla birlikte çalışıyoruz. Asistan arkadaşlar başlarındaki acil uzmanı ve öğretim görevlileriyle birlikte hastayı değerlendirdikten sonra algoritmaya göre hastanın nasıl yönetileceğine karar veriyorlar. Eğer bir hastayı gözleme almak istiyorlarsa bu alandan onlar için ayrılmış olan gözlem 1, 2, 3, 4 alanlarına hastaları yönlendiriyoruz. Muayene odalarında doktor arkadaşlarımız hastaların şikayetlerini dinliyor ve oluşturduğumuz algoritmaya göre hastaları yönlendiriyor. Doktor arkadaşlarımızın ve tüm sağlık personelimizin ilgili alanlarda mutlaka kullanması gereken kişisel koruyucu ekipmanlara da özellikle dikkat ediyoruz. Bu alandaki doktor arkadaşlarımızın gözlük veya siperlik, N95 maske, üzerine cerrahi maske, eldiven ve önlük giymesini özellikle öneriyoruz ve takibini de yapıyoruz. Şu anda 5 poliklinikle hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Ama sayımız arttığında
gerekli şekilde poliklinik sayımızı biz de bu alanda arttırabilecek şekilde bir planlama yaptık. Gözlem alanlarının üzerinde, yani genişte sarı levhalar var. Sarı levhaların olduğu yer zaten COVID için ayrılmış olduğunu bu alanların gösteriyor. Bu hem COVID poliklinikte hem gözlem alanlarında, aynı zamanda daha sonra bahsedeceğimiz yoğun bakım alanlarında da sarıyla işaretlendirildi. Bu koridor boyunca 4 tane arenamız var. 4 arenada da aktif bir şekilde hasta yönetiyoruz. Bu arenalardan özellikle 4 nolu arenayı ayrı bir özelliği var bizim için. Çünkü içerisindeki negatif basınçlı odada hastaların örneklerini almak için bir düzen kurduk. Şimdi size orayı göstereceğim. Kapılar eyelak sistemiyle açılıyor. Bu alanda çok fazla ihtiyacımız olmazsa, hasta yoğunluğu olmazsa mümkün olduğunca hasta olmadan sadece örnek işlemlerinin alınmasına dikkat ediyoruz. Preklinikten doktor arkadaşlarımız örnek alınmasında bize destek oluyorlar. Bu alanda hastaların kayıtları alınıyor, kayıt defterine işleniyor ve sonuçları takip ediliyor. Örnek alma işlemimiz PCR için hastadan alınan sürüntü örnekleri. Şöyle ki, tam kişisel koruyucu ekipmanları kullansalar da gözlük, siperlik, N95 maske, ihtiyaç halinde tulum, önlük. Yine de örnek alırken kendilerine bir bulaş olmaması için son günlerde çok popüler olan ve yeni hazırlanan bu örnek alma kabinlerinden biz de şehir hastanemize temin etmiş bulunuyoruz ve burada kullanıyoruz. Burada alınan örnekler en büyük şansımız olarak saat başı her toplandığında şirket tarafından laboratuvara ulaştırılıyor. Dolayısıyla örneklerin alınmasında, taşınmasında ve laboratuvara ulaşmasında herhangi bir sıkıntı yaşamamaktayız. Hastanenin her yerinde olduğu gibi bu alanda da özellikle kişisel koruyucu ekipmanlarımıza çok dikkat ediyoruz. Zaten hastanede cerrahi maskemiz olmadan gezmemiz kesinlikle yasak. Gördüğünüz gibi alanın genişliği nedeniyle hastaların birbirine teması oldukça az. Bir hastanın diğer bir hastaya yaklaşık mesafesi 2 ila 3 metre arasında tutuyoruz. Alan yoğunlaştığında zaten açabileceğimiz başka gözlem alanlarımız da şu anda mevcut. Burada değerlendirilen hastalar örnek alınması gerekiyorsa diğer alanı alınıyor. Sonuçları çıktıktan sonra da enfeksiyon konsültanlarıyla birlikte yatış, taburculuk işlemleri hızlı bir şekilde bitirilip hastanın burada uzun süre kalmasını engellemiş oluyoruz. Sarı alan olarak belirlediğimiz COVID soru işareti olan hastaların bulunduğu alanlarda hastalarımızı belirlemek için hem normal bir beyaz bileklik tanımlayıcı hem de bu hastalar için sarı bir bileklik hastalarımıza takıyoruz. Bu alanda hastaların radyolojik tetikleri için ihtiyaç halinde portable röntgen elbette ki kullanıyoruz. Ancak ayaktan girebilecek hastalar için hemen bu alanın yanında tamamen diğer hastalardan ayırt ettiğimiz röntgen ve yine COVID olası hastalar için ayırt edilen tomografi alanları bulunmakta. Ve bu hastalar görüntülemeye bu alanlara personel tarafından taşınmakta. Herhangi bir alanda hastanın herhangi bir şekilde vital bulgularında bir bozukluk olursa, hastanın genel durumunda bir kötüleşme olursa hastaları hemen yoğun bakım olarak nitelendirdiğimiz kırmızı ki alanına taşıyoruz. Burası Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisinin ambulans giriş yeri. Biz ekip olarak bu kadar geniş bir alanda ambulansla girişi ve ayaktan hasta girişini zaten normal hastalarda hep şimdiye kadar ayırmıştık. Şimdi COVID hastalarında da yine ambulansla girişte hastaları onlar için ayırdığımız izole alanların olduğu yoğun bakım alanına alıyoruz. Ankara Şehir Hastanesi'nin ambulans girişinin hemen girişinde bizim kardiyopulmoner resüsitasyon odalarımız var. Hasta zaten eğer ALES şeklinde geldiyse hastaların tüm müdahalesi bu alanda yapılıyor. Burası ambulansla girişin
hemen önünde konuşlandırılmış olan 3 tane CPR odasından bir tanesi. ARES şeklinde gelen hastaları değerlendirdiğimiz ve müdahale ettiğimiz alan. Ambulansla gelen hastaların da ön tarafta triyajını yapıyoruz. Triyajını yaptıktan sonra COVID düşündüğümüz hastaları, onlar için ayırdığımız kırmızı ki alan 2 diye nitelendirdiğimiz yoğun bakım alanına alıyoruz. Dahili hastalar ve COVID düşünmediğimiz hastalar hemen sağımızdaki 12 tane bölmeden oluşan izole kabinlerin bulunduğu kırmızı bir alanına alınıyor. Alandaki izole odalardan size bir örnek göstermek istiyorum. Kabinlerdeki negatif basıncı COVID hastalarının artış ihtimaline karşı zaten daha önceden planlamıştık ve yaptırmıştık. Negatif basınçlı odalarda bir tek hastanın takibini yapıyoruz. İkinci bir hastayı asla yanına şu anda almıyoruz. 12 tane hastamız bulunuyor bu alanlarda. Servislerin ve yoğun bakımların desteğiyle tanı almış hastaları çok fazla bu alanda bekletmeden hızlıca yatışlarını planlıyoruz. Böylelikle 112 ile gelen hastalara daha hızlı hizmet vermiş oluyoruz. Elbette her gün bizler de COVID ile ilgili yeni bilgiler ediniyoruz. İlk yaptığımız algoritmaya göre bir hafta sonra yenisini, geçen hafta tekrar yenisini düzenledik. Bir ekip olarak burayı nasıl en güzel şekilde idare ederiz, nasıl yönetiriz, bunun planlarını yapmış bulunmaktayız. Bu anlamda şu anda kullandığımız algoritmayı sizinle paylaşmak istiyorum. Hastalar elbette ki ön triyaja geldikten sonra semptom ve hikayesine göre eğer hiçbirisi yoksa normal acil servis hasta yönetimine oradan yeşil veya sarı şeklinde yönlendiriliyorlar. Hastaların yine semptom hikayesi yok, üsiye bulguları varsa acil servis hasta yönetimine oradan risk faktörü olup olmadığına göre yönetiliyorlar. Asıl hikayesi olan hastalar veya semptomu ve hikayesi birlikte olan hastalar COVID polikliniğinde bu akış hizasında yönetiliyor. Sonuçlarına göre ya taburcu, ya evde karantina, enfeksiyona konusla yatış ya da hangi hastalardan örnek alınacağı birlikte karar verilerek hastaların süreci sonlandırılıyor. Elbette ki çok güncel bir şey, her an değişebiliyor. Biz de bilim kurulundan öğrendiğimizde bize tebliğ edilenlerle ve bakanlığın algoritmaları, onların önerileri sonrasında bunu sürekli güncelliyoruz. Ankara Şehir Hastanesi olarak moralimiz yerinde, görevimizin başındayız. Fiziki imkanlarımızın bu kadar iyi olmasını sonuna kadar kullanıyoruz ve bunun şu anda haklı gururunu yaşıyoruz. Bu sürecin en kısa zamanda bitmesi dileğiyle.